hoş geldiniz Nilüfer Ligül'ün ikinci videosuna başlıyoruz. Böyle hızlı bir giriş yaptım. Şuna kaynaklanıyor aslında bu video benim için. Benim çocuğum yok. Yeğenlerimde gördüğüm kadarıyla hastalıkların başlaması ve salgınların başlama sezonu herhalde geldi. Evet, aslında okulların açılmasıyla bu dönem başladı. Şimdi bu hafta sonu çocuklar tekrar tatile girecek, ara tatil. Evlerine girecekler, evlerinde kendi evlerine ait, ailelerine ait parazitleri, bakterileri bir güzel biriktirecekler. Bir haftanın sonunda okul açılacak ve ne olacak biliyor musun? Çocuklar arkadaşlarıyla sadece okulda işte kalem, silgi, yiyecek, içecek bunu paylaşmıyor. Yakın temasta oldukları için kendi evlerindeki bakterileri, parazitleri yararlı, yararsız, zararlı, zararsız. Bunları arkadaşına götürecek. Arkadaşındakini de alıp eve getirecek. Önce çocuklar hasta olacak ki böyle oluyor biliyoruz. Evet. Onu iyileştirmeye çalışırken yakın temastan anne hasta olacak. Anneden sonra baba, kardeş, bütün kim ev varsa hasta olacak. Kesinlikle. Biliyoruz bu hep böyle hani yani şey şimdi ne diyeyim galiba baykuşluk yapmayalım öyle. Ama öyle hayır ama yaşadığımız gerçeklik bu. Çocuklar okula gidiyor, orada farklı mikroplarla tanışıyor. Bakterilerle, parazitlerle tanışıyor. Onları alıp evine getiriyor. Evdeki iyileşme sürecinde de kendisi iyileşiyor. Sonra anne, kardeş, baba böyle silsile halinde aile bireyleri farklı ortamlara gidiyorsa bu sefer onlar da taşıyıcı olup hastalığı oraya götürüyor. Yayılıyor da yayılıyor sonra. Evet. İşte bunları durdurabilecek bu sirkülasyonu en az zararla atlatabilmek için her zaman söylediğimiz gibi iyileşmek değil amaç hasta olmamak. Koruyucu tedbirler aslında tedavi tedbirlerinden çok daha masrafsız. Kesinlikle. Daha zahmetsiz, daha kolay ve üzücü olmuyor. Çünkü çocuklar hasta olunca evin ne neşesi, ne tadı, olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. O yüzden çocuklarımızın sağlığını korumak, kendi sağlığımızı, ev halkımızın sağlığını korumak için çocuklardan bahsedeceğiz. Çocuklar evet. için takviye edici gıdalardan bahsedeceğiz. Şimdi dün biz arkadaşlarımla dışarıda buluştuk. Birçoğu ishal ve kusma yüzünden gelemedi. Birçoğu dedim gerçekten evet. salgın var. Biri dedi ki ben akşam acilde elim serum yedim. Evet. Kızımla beraber işte bir tanesi gelemedi. Başkasından duyuyorum. Evet bizde de aynı şekilde karın ağrısı, ishal, salgın başlamış. Hazır bu tatil dönemindeyken, tatil dönemine giriyorken bu hafta bağışıklıklarını güçlendirip öyle yollayalım okula. Toparlansın evet. dedikleri savaşçı mekanizmalarını geliştirelim. Ve ne arkadaşlarını onlar hasta etsin ne de onlar arkadaşlarından kesinlikle. Hastalık kapmasın diye tedbiren ne yapılabilir? Eğer hastalarsa da bunları iyileştirmek için hangi ürünlerden faydalanılabilir? Kısacık bunlardan evet. bahsedelim. Cyberium Wellness şirketinin arkadaşlar çocuk grubu için 3 çok kıymetli şurubu var. Kısacık hemen sizi çok boğmadan bunlardan bahsetmek istiyorum. C vitamini bildiğimiz en iyi antioksidanlardan, bağışıklık savaşçılarını en çabuk güçlendirenlerden biliyorsunuz. Şirketimizin de Immunotaps isimli C vitaminli bir şurubu var. Bağışıklığı güçlendirmek için 3 yaş 10 yaş arası her gün bir kaşık almak suretiyle kullanılabilir. İçerisinde meyveler var, orman meyveleri. Böyle marmelatımsı bir tadı. Ne ekşi ne tatlı. İçinde hiçbir koruyucu yok. Yapay sentetik bir tatlandırıcı yok. Bağışıklığı hızlıca güçlendirmeye yarayan birinci ögelerimizden. Bir diğer serinin ürünü lesitinli vitamama. Lesitin deyince aklınıza şey gelsin arkadaşlar. Omega'nın faydaları gibi. Hani omega 3 deyince aklımıza ne geliyor? Kalp damar sağlığını güçlendiriyor. Beyin. Yani özellikle beyin için bilişsel zekayı güçlendiriyor diyoruz ya. İşte bizde bu anlamda çalışan ürün lesitinli şurubumuz. Dino Vitamino'nun lesitinli şurubu. Yanlış oldu. Vitamama serisinin lesitinli şurubu. Bunu çocuklarınızın kalp damar sağlığını, büyüme konforunu hızlandırmak için kullanabilirsiniz. Serinin en son, en yoğun içerikli, şu an en popüler ürününü anlatacağım size. Dino Vitamino. Dino Vitamino'nun içerisinde arkadaşlar 3 tane mineral ve 12 tane vitamin var. Şimdi hemen mineralleri anlatalım önce. Ürünün içerisinde mineral olarak demir var, çinko var ve iyot var. Hepsi çok kıymetli. Sondan başlayacağım. En çok bu ürünün içerisinde olmasını sevdiğim içerik iyot.
Instagram'da falan senin de dikkatini çekmiştir. Özellikle Covid'den sonra iot konusu çok gündeme gelmeye başladı. Tüm doktorlar insanların hayatında sürekli bir iotun olması gerektiğini söylüyor. Hepimiz hemfikiriz. Benim de hayatıma Covid'le birlikte girmişti. Bu anlamdaki görgülerim, bilgilerim arttı Covid'le ve mağazada çok fazla yetişkinler için iot tavsiye ediyoruz biz. Dinovitamino'nun içerisinde iot var ve iot ne işe yarar? İot birçok işe yarar fakat ben hangi özelliğinden bahsedeceğim? Çağımız teknoloji çağı. Hepimiz cep telefonu, tablet, telefon, bilgisayar sürekli radyasyona maruz kalıyoruz. Ve çocuklarımız neredeyse yeni doğduğundan itibaren daha da cep telefonuyla haşır neşirler. Çizgi film izliyorlar. Aman sus sus sesini çıkarmasın. Evet. Burada oyalansın. Hadi sen bir al bir kenara çekil ben iki sohbet edeyimlerde. Sürekli çocukların eline telefon, tablet veriyoruz. Ve onu yoğun radyasyona maruz bırakıyoruz. İşte dinovitaminanın içerisindeki iot sayesinde çocuklarımızın vücuduna radyasyon girişini aslında önlemiş oluyoruz. Çinko var. Çinko büyüme çağındaki çocuklar için çok 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 kıymetli bir mineral. Onların büyümelerini destekliyor, boyu uzamalarını destekliyor. Özellikle erkek çocukları için söylemek istediğim bir şey var. Erken ergenlik dönemi var ya hani böyle 8 yaştan sonra başlayan. O zaman da erkek çocuklarınıza mutlaka çinko kullandırın diyor uzmanlar. Sebebi şu, testosteron hormonu en çok çinkoyu seviyor ve büyüme çağında, gelişme çağında en çok çinkoyu tüketiyor. O yüzden çocuklarımıza büyümelerine, erkek çocuklarında erkeklik hormonunun gelişmesi anlamında evet, da erkeklerle evet yatırım yapılmalı. Yani çinko yatırımı yapılmalı. Bir de demir var. Demirin eksikliği hepimiz biliyoruz. Çok halsizlik, bitkinlik, böyle hevessizlik, iştahsızlık yapabilir. Çocuklarınızda hepiniz bu durumu gözlüyorsunuz. Özellikle çocuklarda bu iştah problemi evet, çok fazla artık değil mi? Çünkü demir eksikliğinde kaynaklı olabilir. Ve çok halsiz oluyorlar. Okuldan gelince canları hiçbir şey yapmak istemiyor. Böyle kösülüyorlar tabiri caizse. İşte bunların önüne geçmek şu şurupla mümkün. Bir de vitaminlerinden bahsedelim. Vitaminlerin içerisinde de evet hepsi de birbirinden kıymetli. C vitamini var, D vitamini var ama D'ye çok dikkat çekmek istiyorum. D vitamininin kaynağı güneş. Ve görüyoruz ki güneş artık bize yazın olduğu kadar cömert değil. Sokakta oynayamıyorlar çocuklar. Belki yeterince güneşli ortamlarda artık olamayacaklar. Kapalı ortamlar daha çok değil mi? Oyun salonları, spor salonları yani bile kapalıdılar. Aynen artık öyle. Güneşten yeterince faydalanamayacaklar fakat dinovitamino içmeye devam ettikçe D vitaminini de buradan alacaklar. Çocukların hem zihinsel hem fiziksel gelişimini sağlamak için, bağışıklığını güçlendirmek için şu bahsettiğim 3 ürün her biri birbirinden kıymetli. Çocuğunuzun yaşına, fiziksel durumuna, zihinsel durumuna bakarak bunlardan birlikte sizin çocuğunuz için uygun olanı seçebiliriz. Biraz evvel hastalıktan bahsettik ya, işte ateşlendiğinden çocukların, evet, ishalden, kusmadan. Annelere naçizane bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Cyber Events şirketinin olağanüstü masaj balzamı, Rusya'da ve o bölgede meşhur olmuş ismiyle Koren Balzam, bizim en çok, çok istikametle çalışıyor dediğimiz ürünlerden bir tanesi. Bizim evimizde kolonya kadar çok tüketilen bir ürün. Çünkü bir şey soracağım. Benim bu olarak kullandığım evet, evet, aynen. Yani nefes açmak için. Nefes açmak için. Benim alerjim olduğu için nefes problemim hep var. Kışın başka bir aromatik yağ ya da bir şey kullanacağım. Bunu kullandım da gerçekten. Yani burnum açılıyor hemen. Evet. Onu diyeyim. Rahat nefes aldım. Rahat diye. Nefes aldım. Bu olarak ben kullanıyorum evde. Aynen öyle. Bu olarak kullanılabilir. Çocuklarınızda ateş varsa işte ateşi evet, çabuk düşürecek evet, noktalar evet, var. Bunları internetten dolaşabiliriz. Fakat işte kulak arkası, bu kol içleri, diz kapağının tam arkasındaki bölge. Buraları ateşi çabuk düşüren noktalar. Ayak altları, çocuklarınızın elleri, yüzüne bile bu ürünü direkt uygulayabilirsiniz. Herhangi bir solüsyon sürüyor gibi düşünün. Kolonya evet, sürüyor gibi evet, düşünün. Evet. Bu ürün çocuğunuzun ateşini düşürmeye yardımcı olur. İşte eğer nefeste, öksürükte bu üst solunum yolları ile ilgili bir sorunu varsa buğu yaparak, hani eskiden yaparlardı ya böyle havlu örterlerdi başına sıcak suyun içerisinde damlatmak yöntemiyle. Biz hala bu yöntemle uyguluyoruz. Fakat o zaman kullandığımız ürünün yerini artık bizde masaj balzamı aldı ve antibakteriyel özelliği de var.
Göğse sürebilirsiniz, öksürüyorsa sırtına sürebilirsiniz. Dediğim gibi ayak altlarına sürüp onun daha rahat böyle uyumasını sağlayabilirsiniz. Yetişkinler de tabii ki de bu ürünü kullanabilir. Ben özellikle migreni olanlar atak zamanlarında ya da bunu hissettikleri dönemde ağrı kesici etkisinden dolayı bu üründen faydalanabilirler. Çünkü içinde kafur yağı var. Kafur yağını araştırdığınızda ne kadar kıymetli bir içerik olduğunu göreceksiniz. Bu kadar. Bunları söyleyeyim. Bunlarda yaş sınırlaması var mı? Evet. Mesela işte spor yapan diyelim ergenlere. Şöyle, ürünün tavsiye edilen yaş aralığı aslında 4 ve 10. Bunlarda da 3 ve 10. Fakat biz şunu biliyoruz. Bizim ürünlerimiz için yalnız bunu söyleyebiliriz. Yıllardır bunu böyle tecrübe ettiğimiz için güvenle, gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Ürünlerimizin dozu azaltılarak daha küçük yaşlara, evet, artırarak biraz daha büyük yaşlara verilebilir. Yani 10 yazıyor ama biz bunu 12-13'e kadar verebiliriz. Burası net. 3 yazıyor, 4 yazıyor ama tavsiye edilen ölçek, örnek veriyorum, bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığıysa biz daha küçük yaşlarda bir çay kaşığı verebiliriz. Bunu sulandırıp seylerterek de kullandırabiliriz. Fakat 12 ve 13'ten sonra bu ürünler tek başına yetmeyebilir. Çünkü artık yetişkinliğe geçiyor. Evet, yetişkin olduğu için de bizim normal minerallerimizi ve vitaminlerimizi tüketebilirler. Günlük yetişkin dozunu tüketebilirler bağışıklığını güçlendirmek için. Yani ben şunda buhuda çok güzel sonuç alıyorum. Mesela sırtım tutuldun falan da. Benim boynum ve sırtım çok anansız tutuluyor. Çünkü çok böyle ceyranla kalıyor. Ceyranla kalıyorsun. Evet. O durumlarda kullanılıyor. Bu durumlarda çok iyi ama buhuda ben mesela buhurdanlık içine su koyuyorum. İşte o da dayakıyorum. Onun dizini izleyeceğim uzandım. Bunu solumak çok rahatlatıyor. Çünkü solunum problemi olan biriyim. Bu şekilde rahatlıyorum. Bu bir tavsiye yetişkin içinde. Sadece çocuk için demiyorum. Ben yetişkin olarak kullanıyorum. Çok memnunum. Çocuklarda daha da bence sağlıklı ve güzel bir şey. Yani koku olarak da böyle güzel bir mentol kokusu var. Bitki kokusu mentolle birlikte sizi ferahlatan bir koku. Hani boğucu bir ilaç kokusu gibi bir şey düşünmeyin. Zaten uçucu yağlar var. Bir süre sonra zaten ortamdan da o koku uzaklaşmış oluyor. Ama rahat uyutuyor bir de. Masaj malzemesi için sadece bir video çekilebiliriz. Kesinlikle. Şirketin en meşhur ürünlerinden. Kesinlikle. Yani saç dökülmesinde kullanılıp şampuan içine karıştırılabilir. Evet. Saç diplerinize masaj yapabilirsiniz. Huzursuz. Bu sadece sendromunda bacak bir bölümü. Kullanım bir dalı. Evet, sadece çocuklar için minik birkaç tavsiye. Çocuklarınız da bu ürünle hastalıklarını nasıl rahat, konforlu iyileştirebilirsiniz ya da onu koruyabilirsiniz. Kesinlikle. Yani ama ateş özellikle için her annenin evinde, elinin altında olmalı. Olması gereken. Özellikle kış, salgın, hastalık, soğuk. Bunu kenarlarına sürülebilir. Yani birçok açıdan kullanılabilir. Çok istikametli çalışan ürünlerimizden bir tanesi. Evet. Olağanüstü masaj balzam. Tüm bu ürünlere tekrar dediğim gibi Nilüfer Hanım'ın bilgileri aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Nilüfer Hanım'a ulaşabilirsiniz. Her şekilde kendisi yüksek bir sabırla sorularınıza cevap veriyor. Ben çocuk ürünü hakkında pek bilgi sahibi değilim. Hiç kullanmadığım için ancak yeğenlerimi de görebiliyorum. Ki onlarla da okul döneminden dolayı çok haşır neşir olmadığım için Nilüfer Hanım size her şekilde yardımcı olup bilgi verecektir. Hemen bir şey ekleyebilir miyim Zeynep? Evet. Burası da çok kıymetli aslında. Evet, çocuk ürünü bunlar. Bahsettiğimiz bu 3 şurup. 4 ve 10 yaş arası, 3 ve 10 yaş arası kullanıma uygun dedik. Fakat çocuklarına örnek olmak isteyen ebeveynler de bu ürünü içebilir. Ben İmmunotaps C vitamini ilk geldiğinde yeğenlerim Yankı ile Beren'i biliyorsun. Onlar için almıştım bu şurubu. Onlardan önce hani bir alışkanlık, göz alışkanlığı. Çünkü bir de şurubun kötü bir tadı var ya her zaman. Çocuk öyle iletişimi sevmiyor ya. Çok güzel. C vitamini. Bir marmelat gibi bir meyve marmelatı. Herhangi bir meyveden yapılmış bir marmelat gibi lezzeti. Ne ekşi ne tatlı. Hatta yani şuna bir kez daha dönelim o zaman, bir şey daha söyleyeceğim bununla ilgili. İlk önce ben kendim içmiştim bunu. Onların gözünün önünde. Değil mi? İçmek istemiyorlar, reddediyorlar. Ya, ama şimdi çocuklarda da kopyala yapıştır. Hani sen ne yapıyorsan çocuk da dönüyor onu yapıyor ya. Evet. Bence de. Ya en iyi mantık ilk önce sen yapmalısın ki evet, öyle gördüğünü yapacak. Siz de içebilirsiniz kesinlikle. Bunda bir sakıncası yok. Şununla ilgili hemen bir şey daha ekleyeceğim. Orada dedik ya meyve tadı var diye. Ürünlerimizin içerisinde bu arada hiçbirinde yapay sentetik bir tatlandırıcı bir koku yok. Dino vitamino da ilaveten bir şey söyleyeceğim. İçerisinde
tatlandırıcı olarak kullanılan agaveden bahsedelim. Agave Meksika'da yetişen bir bitki. Bu bitki baldan bile 10 kat tatlı. Ya. Fakat glisemik indeksi düşük. Yani böyle hızlı doygunluğa ulaştırmıyor. Şeker almıyorsunuz. Ve diyabetik çocuklarda da mesela tatlandırıcı tabii olmadığı için gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Tabii bir de işin o kısmı var. Evet. Biz her zaman normal bir şekilde, normal gelişimde olan çocuklardan bahsediyoruz. Tabii ki. Özel gereksinimleri, özel kullanımlara ihtiyaçları olan çocuklar da düşünülmüş. Bu serinin tamamını çocuklarımızda, özel gereksinimli çocuklarımızda da kullandırabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Nilüfer Hanım'ın bilgileri aşağıda, istediğinizi danışabilirsiniz. Bu da size tatil öncesi minik böyle bir dipnot olsun diye çektiğim bir video olsun. Evet. Tatil öncesi çocuklarımızı sağlıklı gönderiyoruz. Kesinlikle, okula. Kesinlikle. İzlediğiniz için hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar Nilüfer Hanım'la olma